hayatta yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Buldunuz demek. Evet efendim, bulduk. Kendime şöyle güzel bir sahne ismi bulmam lazım. Eyvah. Sonra şöyle güzel bir afiş istiyorum. Bundan sonra ilk konserim için de Tarkan'ın menajeriyle kontrat imzalayacağım. Ulan bir şey de abartma be. Ya oğlum onu bunu bırak da sen neredeydin son ana kadar? Ödümüz koptu lan yarışmaya yetişemeyeceksin diye. Heyecandan öldük öldük dirildik. Hakikaten ya sen neredeydin? Sormayın abi. İnce işler. Ne ince işi lan bu? İnce iş dedim abi. Sormayın artık. Lan bizden de mi ince oğlum? Ne nazlanıyorsun oğlum? Söylesene lan. Ne nazlanması lan? Gelin miyim ben? Öyleyse ne bu gizemler oğlum? Ötsene oğlum. Evet, ötsene ya. Lan. Aa, bırakın çocuğu ya. Anlatmak istemiyorsa anlatmaz. Üstüne varmayın. Bu kızıl farenin bizim depodan nasıl olup da kurtulabildiğini bir türlü aklım almıyor. Bağladığımız ipleri kemirmiştir. Vay be, iyi bıraktılar lan bizi. Biz o kızıl kafayı falan gibi defada bırakmıştık. Herif sahnede karşımıza çıkardı be. Onların rezil olmasını keyifle beklerken kendimiz mosmor olduk. Fena tufaya getirdiler bizi. Üzülmeyin. Yanlarına bırakacak değiliz. Bu pamuk prenses ve yedi cüceleri ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Büşra, Kemal Hoca seni kütüphaneye çağırıyor. Hayret. Kemal Hoca çağırıyor ve bizim kitap kurdu yerinden kımıldamıyor. Büşra, kütüphanenin yerini unutursan söyleyelim. Kapıdan giriyorsun, merdivenlerden çıkınca soldan ilk kapı. Sonra giderim kütüphaneye. Sizi özledim. Bugün kesin bir şey var sende. Niye gitmiyorsun kütüphaneye Büşra? Gidersen bir sürü angarya ekler şimdi boşver. Belki önemli bir şey söyleyecektir kızım. He. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum.
Çok yaşa dedik ya oğlum, yeter artık. Abi donuyorum ben. Kesin kaptım şifayı. Ben de çok üşüdüm akşam ya. Sanki böyle üstüme kar yağdı. Bir gece daha o depoda kalırsak donarak öleceğiz, ben size söyleyeyim. Haklısın. Ben hemen arıyorum bir oteli şimdi. Yer ayırıyorum size. Ne dalga geçiyorsun abi? Yalnız kral dairesi olsun abi. Jacuzzi makuzzi hepsi olsun yani. Söyleyeyim, hamam gibi de ısıtsınlar. Hamam dedin de aklıma geldi. Bu kral dairesinde hamam böceği yoktur değil mi lan? Olsa da hepsi smoking giymiştir abi. Geçin dalganızı bakalım. Şu depodan ne zaman kurtulacağımızı düşünmüyorsunuz hiç. Bak şimdi kalbimizi kırdın Koray. Ya tamam, ayarlayacağız dedik. Bulacağız başka bir yer. İnsanın burada yaşaması imkansız. Burada değil yatıp kalkmak. Nefes bile alamaz insan. Görünüşe bakılırsa onlar sizinle aynı fikirde değil efendim. Bu pis şeyin içindeki suyu gerçekten içiyor olabilirler mi? Bence evet. Çiçek suladıklarını sanmam. Bir liste yapmanı istiyorum. Söyleyeceklerimi yaz hemen. Tamam. Öncelikle karınlarını doyurmamız lazım. Belli ki çok aç bu çocuklar. Daha sonra kalacak bir yer ayarlamamız lazım. Şimdilik ısınmalarını sağlayalım öncelikle. Battaniyeler falan alalım. Hadi biz kalkalım. Oktay, bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyleyeceğin şeyin beni kızdırma ihtimali varsa risk almadım. Yine de söyleyeceğim. Şu Saffet ve çetesinden nasıl intikam alacağına o kadar kafa yoruyorsun ki. Bazen bu ilgiyi bile kıskanıyorum Oktay. Çok komik, evet. Biliyorum ama beni sevmen için, benimle ilgilenmen için daha ne yapmalıyım? Duygu, arıza kızla normal kız arasındaki fark nedir biliyor musun? Neymiş? Arıza kız, erkeği onu sevsin diye her şeyi yapar. Normal kızsa hiçbir şey yapmaz. Sadece onu sever. Şey, şimdi söyler misin bana? Sen arıza bir kız mısın? Ben... Hayır. O zaman neden arıza çıkarıp durmuşsun? Bardak resmen yamuldu elimde. Ya kızım, sen nasıl, senin yüzünden eriyen şu salaklara bak. Aman niye bakayım ya? Zaten her fırsatta görüş alanındalar. Ya Eda, bu kerizleri bulmuşken niye dalga geçmiyoruz? Süper bir planım var. Ne dalgası, ne planı? Saçmalamayın. Durduk yere başıma bela açmayın benim. Zaten hazırlar bir olay çıkarmaya. Ya bir şey olmaz kızım. İkisi de sıra sıklama aşıklar sana ya. Sorun da bu ya kızlar. Neden onlarla dalga geçip duygularıyla oynayalım? Neden benim yüzümden incinsinler? Ya erkekler incinmez ki. Onların duyguları olmaz kızım. Ya bir insanın bildiklerine göre var. Duyguları olduğuna göre incinebilirler. Lütfen kafanızda eğlence olsun diye kurduğunuz plan her neyse silin. Haklısın ya. Yazık tabii. Bak hemen siliyorum. Tamam, silindi. Mutlu muyum? Sen ayrılacaklar deyince mutlu oldum öyle mi? Yok artık. Sana ayıp oluyor ama. Ben birilerinin ilişkisi bitti diye nasıl sevinebilirim? Öyle bir kız mıyım ben? O zaman niye gülüyorsun? Sinirden canım. Oktay'ın beni üzdüğü gibi başka kızları da üzmesini görmeye dayanamıyorum. Kimsenin kimseyi üzmeye hakkı yok sonuçta. Sen de Oktay gibi birilerini üzüyor olmuyorsun Gamze?
Ne? Barış'tan ayrılıyor musun? Ona sözlenme teklif edeceğim. Öyle mi? Evet. Dergiden gelen telifleri biriktirmiştim. O parayla orta kararlı bir yüzük alacağım. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Şu ara kafam karışık senin. Çözmem gereken şeyler var. Kendi başıma düşünüp çözmem gereken şeyler. Zor bir durum Gamze. Benim yüzümden kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Hele Barış kadar iyi bir insan aslında. Bitmesi gerek. Bir an önce konuşacağım. Bir an önce konuşmak istiyorum onunla. İnşallah kabul eder. Umarım. Osmanlı'da Lale Devri'ne geçiyoruz çocuklar. Bu dönem adını nereden alıyor Aslım? Bahçelere lale soğanları eklermiş ya hocam. Ondan Lale Devri demişler. Güzel. Bu dönemin özelliklerini sayar mısın Yadigar? Sayamam hocam. Bana lale male sormayın artık ya. Benim için Lale Devri kapandı hocam. Ne demek bu? Geçen sene ismi lazım değil. Sınıfımızda bazı şahıslar daha gelmeden önce Onca'dan Lale ile ufak bir takılmışlığımız oldu. Ama kendisiyle ilişkimiz kısa sürmüştür. Benim için yeni bir devrin açılmasıyla Lale Devri ağır kapanmıştır hocam. Onun için Lale Devri bitti. Artık Eda Devri var hocam. Aynen. Sessiz çocuklar. İşiniz gücünüz sunulun. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Beni kızdırdığın için sana aldığım hediyeyi vermeyecektim ama. Oo! Vay! Beyler! Beyler! Tamam. Ne hediyesi durup dururken bu? Benim bilmediğim bir şey mi kutluyoruz? Hayır. Bugün bir şey kutlamıyoruz. Normal kızlar erkek arkadaşlarına durup dururken hediye alabilir, değil mi? Almasa da olur da madem zahmet etmişsin, sağ ol. Açmayacak mısın? Açsana abi ya. Açsana abi. Tamam, açıyorum. Dur be. Bak. Eyvah. Allah hediyeye bak ya. Bu ne duygu? Beğenmedin mi? Çok beğendim. Sağ ol. Çok tatlısın. Tıpkı 5 yaşındaki bir kız çocuğu gibisin şu an gözümde. Büyük Zafer'e anaokulu sınıfı açılması için Kemal Hoca ile konuşacağım. Seni oraya göndermeliyiz. Bunu da oynarsın sınıfta. Senden başka kimse olmayacağı için orada sıkılmanı istemem. Yine başladı sıkılmaya. Ne var? İşinize bakın oğlum. Ablan minik oynarsın. Sen de dizlere ver. Sen ya. Nasıl olduğumdan sana ne? Senden bariz nefret ediyorum. Ama bu senin için üzülmeme engel değil. Haklısın. Bana acıman için süper bir fırsat bu. Sen de kaçırmak istemedin. Zırlamamı doya doya seyretmek istedin. Sen zırlamıyorsun Duygu, ağlıyorsun. Bir nedeni var. Ve bu ağlaman için bariz haklı bir neden. Sen cidden bana acıyorsun ya. Oktay bana o kadar kötü davrandığı halde neden hala kendimi bu kadar küçülttüğüme şaşırıyorsun? Ben arıza bir kızım çünkü. Hayır, sen arıza falan değilsin. Arıza olan Oktay. Sana yaptığı şey düpedüz arıza.
Bana öyle davranmasına izin verdiğim için ben de arıza bir kızım. Sen arıza kız görmemişsin. Arıza kız. Karşılıksız olduğunu bile bile, sevdiği erkeğin onu sevmediğini bile bile, onu manyak gibi sevmeye devam eden kıza denir. Ona her gün kardeşiymiş gibi davranan, kankasıymış gibi takılmaya devam eden, en iyi arkadaş palavrasını bıkmadan, usanmadan oynayan kıza denir. Hiçbir umut vermediği halde, hala her kelimesinde, her hareketinde, her bakışında ufacık bir umut aramaktan vazgeçmeyen kızdır arıza. Saatte aynı yerden alacağım. Sen kafayı mı yedin be? Daha kaç kere söyleyeceğim? Ben bir daha asla çalışmayacağım. Dağıtırım seni Sibel. Bu kez toplayamazsın. Çöplükte biter hayatın. İstediğini yap ya. Öldüreceksen hiç durma. Ölmekten beter edeceğim seni Sibel. Bunu sen istedin. Kendi sonunu getirdin. Olacakların altında kendi imzan var, haberin olsun. Sibel? Güzelim, ne oldu sana? Bir şey yok. Başım ağrı girdi. Dur, ben sana hemen ağrı kesici getireyim. İbo, sen gelince geçti. Geçti mi? Yani beni görünce şıp diye başın ağrısı geçti, öyle mi? O zaman aşkımızın en büyük yan etkisi ağrı kesici etkisi. Değil mi aşkım? Hem de nasıl? Büşra! Büşra! Konuşmamız lazım. Çok isterdim ama Saadettin abi bekliyor hocam. Benden neden kaçıyorsun Büşra? Ne alakası var hocam? Peki, vaktin olduğunda konuşacak mısın? Tabii ki. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar Büşra. Depoda nasıl olsa buz keseceğiz. Öyleyse neden hemen gidiyoruz diye soruyor zavallılar. Söyle zavallı ayaklarını. Akşam oldu, okul kapandı. Hadi. Şu aldan işine bak ya. Bu cümleyi kuracağımı hiç tahmin etmezdim. Ama keşke okul bütün gün sürse de akşam da sıcak bir ortamda olurdu. Lan tamam lan, tamam be. Depoya değil kafeye gidiyoruz, tamam? Orası sıcaktır. Takılabildiğimiz kadar takılırız, tamam mı? Sonra da ver elini kuzey. Konuşuyorsun hala. Ağzını kapat bari, ciğerlerin ağzından çıkacak. Brezilya'da şimdi sıcaktan terliyorlardır abi. Herkes denize koşuyordur. Keşke ben de leylekler gibi sıcak ülkelere göç edebilsem be. Senden de ama leylek olur ha. O leylek olamaz. O uçan reme. Kurduğumun ilk jumbo jet. Saatlerdir burada oturuyoruz, içtiğimiz bir tane çay. Herif de sansar gibi pis pis bakıyor. Ne yapalım abi? 15 dakikada bir çay yuvarlayacak kadar zengin değiliz biz. Zengin olunca çay bardağım hiç boş kalmayacak abicim. İnşallah. Hadi bakalım.
çocuklar, evlerinize, kapatıyoruz. Evlerimize mi? Zaten talebe çocuklarsınız. Okulda alalı kaç saat oldu? Aileleriniz merak etmiştir, hadi. Merak etçi Gale bize ne gezer be abi? Nadir abi, biz biraz daha kalsak. He. Beraber çalışmamız lazım da. Toplu ödev yapmak bakımından. Yarın sabah erken gelip sabahtan çalışırsınız. Abi, 4 saatte sadece 4 çay içtik diye sepetliyorsan biz bir çay daha içeriz abi. Allah Allah, çocuklar burası otel değil. Belli bir saatte kapanıyor. O saatte şimdi geldi. Hadi bakalım hadi. Abi peki izin ver bu gece burada kalalım. Şu sandalyelerde falan yatarız. Sabah temizliği falan yaparız. Hem bekçilik de yapmış oluruz. Hırsız falan girerse hayatının hatasını yapmış olur. Olmaz dedim. 5 dakika içinde boşaltın. Hadi. Ne kadar güzelmiş. Sigorta kayıtlarından kontrol et. Mutlak gizlilik içinde bir çocuklar, yapılmış bir anlaşma. Ben yazsam bu kişinin ayıp olmaz değil mi Cahit? Yok baba, ne ayıbı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ay. Anne, babam hiç bu saatte yatmazdı. Bir şey mi var? Vallahi bilmem ki oğlum. Bugün işte çok yoruldu herhalde. Ne oldu lan? Hiç. Bir anda o kavga geceleri geldi de gözümün önüne. Hepimiz yorgun, üzgün. Erkenden yatardık. O hiçbir şey olmamış gibi kurulurdu televizyonun karşısına. Deyince bir düşündüm de ev ne garip bir kelime lan. Niye abi? Neresi garip? Bizde yok diye sana öyle gelmiştir. Yok be oğlum, ondan değil. Ya iki harfli basit bir kelime işte. Ev. Ama içine neler sığıyor bir düşünsene. Soba vardır mesela evde. Sobanın üstünde kestane, kızarmış ekmek, dumanı tüten bir tas çorba. Onlar da vardır değil mi abi? Tabii lan. Olmaz mı? Yatak yorgan olur abi evde. Battaniyeler. Televizyon abi. Koltuğu, kanepe. Ocak. Ocakta kaynayan çay. İlaç dolu burada, öksürüp şunu bul. Hemen yıkanmış çamaşırlar. Çorap. Su çekmeyen ayakkabılar. Evde ayakkabı olur lan. Ayakkabı giyin dışarıda olur. Evde terlikler olur. Ya küçük kelime ama bir sürü şey var içinde be. Vallahi sıcacık günleri, kazak, atkı, onları önemli anne. Baba var bir de. Kardeş var. Dede. Anneanne ya da babaanne de olur evde. Kesin lan. Tamam, üniversiteyi kazanınca edebiyat bölümü yazarsınız. Yeteneğiniz var baya. Ne alakası var abicim? Gayet güzel fakir edebiyatı yapıyorsunuz da ondan söyledim. Haklısın abi. Kaptırdık kendimizi. Hakikaten ha. Nankörlük işte bizimki. Burayı bulamayanlar da var abi. Parkta markta yatanlar var abi, doğru. Bizim en azından başımız sokacak bir yerimiz var. Bizim için de ev bu kirasız, depozitosuz bir depo işte. Geleceğim. Bana sorarsanız üzülmeyin. Ne oluyor bu adama böyle? Yoktur bir şey anne. Aslında abartma sen. Umarım diyeceğiniz gibi.
Bunlar ne lan? Oho! Ah, bu ne lan? Uf! Bunlar ne lan? Abi, biri girmiş içeri. Bravo. Ulan onu biz de görüyoruz salak. Mal. Abi eşyaları kontrol edin, bir şey çalmış olmasınlar. Haklısın lan. Bir hamam böcekleriyle fareleri de say. Bir bak bakayım eksik olmasın. Lan salak, buradan ne çalacaklar? Sürahi. Sürahi yok süt. Abi. Sürahimizi çalmışlar. Ulan o leş gibi plastik sürahi niye çalsınlar oğlum? Yerine bunu koymak için. Vay. Domates. Oğlum, şaka abi. Gibi be. Bir yanlışlık mı oldu nedir? Bizim sesimiz oralara kadar bu kadar çabuk gelmez de. Nereden geldi bunlar ya? Abi vallahi mucize oldu galiba. Bak ben bir filmde izlemiştim. Arada oluyormuş böyle. Melekler getirmiş olmasın lan bunları? Haklısın lan, olabilir ha. İnsanların aklına gelmez zaten böyle şeyler. Kendi karınları doydukları zaman başkalarını düşünmezler. Bunları getiren kesin bir melektir oğlum. Yumursanıza. Salama bak. Salistana. Süt nerede abi? Oğlum. Bunca zaman nasıl böyle yaşamışlar? Biliyorsunuz efendim. Kurumdaydılar. Sevinmişlerdir değil mi? Doymuştur karınları. Yani en azından bu gece için. Bu gece diğer gecelere göre daha rahat, daha mutlu uyuyacaklar. Emin olabilirsiniz. Sadece bu gece değil. Her gece böyle uyumalarını isterdim. Bir çözüm bulmak lazım Ahmet. Haklısınız efendim. Barış'ı kastetmiştim. He. Biz onunla Duygu ve sen gibi değiliz. Yani her zaman birlikte dolaşmıyoruz. Yapışık ikizler değiliz sonuçta. Biz de Duygu ile her zaman beraber gezmiyoruz ki. Nasıl oluyor bilmiyorum ama o bazen kendini ilave ediyor ortama. Hem uzatmaları oynuyoruz zaten. Ya ama insan kız arkadaşı için öyle söyler mi? Aranızda sorun olabilir tamam ama deme öyle. Ona bakarsan İstediği kadar yapışık ikiz olsun, bir kız da erkek arkadaşından ayrı gezmez yani. Oktay, ben Barış'tan ayrılmaya karar verdim. Nasıl? Şimdi mi? Yok canım, dün. Düşündüm çok uzun süre. Dün gece kesin bir karara vardım. Bugün konuşacağız sana. Ya siz iyiydiniz, ne oldu? İyiydik de sorunlar oldu işte. Sen niye bana söylüyorsun ki daha çocuğa söylemeden ayrılacağını? Arkadaşız diye. Allah Allah. He, arkadaşız tabii. Hadi arkadaşım. Sen tok yatınca iyi uyuyormuş be abi. Allah razı olsun vallahi. He vallahi. Abi melek bize para da bırakmış galiba. Ne? Para da mı? Ver bakalım. Allah yüzümüze gülmeye başladı be abi. Yarabbim sen büyüksün. Teşekkür ederiz. Artık paramız da varken o
tane hücreler için bugün konuştuğumuz planı uygulasak mı? O zaman ne yapıyoruz? Planı uyguluyoruz, bu kadar. Ne var lan? Çok sağ olun. Sizi görmeseydim şu anla hala durakta bekliyor olacaktım. Olur mu Kemal Bey? Asıl ben teşekkür ederim. Sizinle karşılaşmasaydım şimdi hala uyanmaya çalışıyor olacaktım. Konuştukça açıldım valla. Günaydın. Sağ ol, sana da. Seninle Eda hakkında konuşmamız gerek. Ne? Eda hakkında mı? Çay, kahve bir şey içer misin İrem? Ya da tost, hamburger? Yok yok, sen beni dinle şimdi. Eda bu konuşmayı yaptığımızı bilmemeli. Çok kızar. Böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Kendisi bildiğin kızlara benzemez. Yani çok farklıdır. Bir erkekte aradığı özelliklerde farklı o yüzden. Bir kere bana şey demişti. Erkek arkadaşım olabilecek bir çocuğun entelektüel olmasını isterim. Evet, böyle söylemişti. Entelektüel mi? Ne kadar entelektüel? Ne bileyim, herhalde bayağı entelektüel. Gazete okursam yeter mi dersin? Vallahi bir ara gazete okuyan bir çocukla çıkar gibi olmuştu ama çabuk bıraktı. Allah Allah, niye ki? Çocuk gazeteyi okumaya spor sayfasından başlıyormuş. Ben 3. sayfadan başlarım. Cinayet haberlerinden. Bence gazete yetmez. Ağzın laf yapmalı. Benim ağzım kuş mu tutuyor ya? Senin konuşmaların ne bileyim çok çocuksu. Senden hoşlanıyor ama ayrı kültürlerin insanları izliyor. Hadi ya. Seni pek kültürlü bulmuyor. Niye ki? Niye olacak? Bir kere yabancı değil bilmiyorsun. Oysa Eda İngilizceyi bayağı iyi biliyor. Ne olmuş yani? Ben de ağır boşlakça biliyorum. Unutma ha, bunu söyle ona. Ya şimdi ben söylersem övünmek gibi olur. Sevmem öyle şeyleri. Tophane argosunu iyi bilmek seni kültürlü göstermeye yeter mi sanıyorsun? Vallahi ben buyum kızım. Herkesin kültürü kendine. O zaman hiç şansın yok. Halbuki konuşmanı biraz inceltsen, 3-5 tane entel kelime ezberlesen. Bir de konuşurken laflarının arasına 3-5 tane yabancı kelime serpiştirsen. Tamam canım, beceririz o kadarını. Canım beceririz o kadarını. Kısacası abicim havalı olacaksın. Mesela Abbas baksa hiç merak etme. Entel olmasak da entel rolü yapmayı beceririz herhalde. Bizim de kendimize göre bir parça aktörümüz vardır çocuk. İnşallah vardır. O yadigar denen kılçıktan kıl kapıyor olmasa sana bu tüyoları hayatta vermezdim. Lütfen kendini biraz aç da Eda'yı kurtar o gerzekten. O Ali denen kopuğa gıcık olmasam sana bu tüyoları hayatta vermezdim. Lütfen geliştir kendini. Eda'yı bırakma o ite. Sen gönlünü ferah tut. Evet Allah, bizim de bir parça imaj maker'lığımız var. Yarından itibaren Eda'nın karşısına öyle bir imaja çıkacağım ki beni Oxford'dan mezun oldum sanacak. Sen merak etme. Gerekirse en kalın sözlüğü ketçapla tatlandırıp, sosa bandırıp sayfa sayfa yutacağım. Yarın Eda ile bambaşka bir dilden konuşacağım. Unutma, bu konuşma aramızda kalacak. Tamam. Merak etme, aramızda. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Gofret mi alayım, kek mi alayım? Ya ne bileyim İbo, ne istiyorsan al işte. Sibel, aşkım, ne bu halin? Gerim gerim gerilmişsin yine. Dur ben seni gevşeteyim biraz. Gıdı gıdı gıdı, gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Sevgilim sevgilim, nasılsın? Burnun kapıya sıkıştın. Günaydın Özge. Bak bu sabah tam 6 dilde seni seviyorum, dinle. I love you. İhli badi, götem, tiamor, emene abbik, ago, koşiva, bir de seni seviyorum. Ha, anladım. Ben şimdi sana bir dilde defol diyeceğim. Bakalım sen beni anlayabilecek misin?
defol. Ya Özge, oyun bozanlık yapma. Bu Türkçe ama. Katalancasını söyleyeyim yani. Defolsana. Etiket. Ya Özge bak. Farklı kültürleri bugün kaynaştırmamız gerek. Bugün bu iş bitecek. Gerek, ondan kesin ayrılacağım. Bak dinle. Numune misin oğlum, defolsana. Barış'tan tamam, ayrılma kararının Oktay'la Duygu'nun arasının kötü olmasıyla bilgisi olmadığına emin misin Gamze? Kaç kere söyleyeceğim sanem ya. Hiç alakası yok. Günaydın. Günaydın. Ne haber canım? İyi. Yok abi yok. Bu kız bunalım abi. Ceyda. Efendim hocam. Bana harita odasından bir tane Türkiye coğrafya haritası getirir misin? Tamam hocam. Günaydın arkadaşlar. Oturabilirsiniz. Günaydın hocam. Hüseyin. Here. Derya. Şşt. Here. Bu coğrafya dersi var ya. Birsen. Here. Onu unutamazlar artık. Aynen Gökçe. Aynen. Kesin abi. Here. Hayatta unutamayacaklar. Seda. Here. Safet. Her, her. Not here, here. Tamam, neyse hocam işte ondan ya. Esra. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Ceyda. Mesajın nereden geldiği belli. Şeytan diyor. Bırak dersi. Git öteki sınıfa. Sık hepsinin ümüğünü ama. Şeytan diyorsa boş ver kanka ya. Günü gelir elbet hesabını sorarız. Kemal Bey. Yine o bakışınızı yakaladım. Ne bakışı? Hani o başka yerlerdeymişsiniz gibi bir ifade veren bakışınız var ya. Sanki şu an buradasınız ama olmak istediğiniz yer başka bir yermiş gibi. Çok uzun yıllardır olmak istediğim bir tek yer var Mine Hanım. Okul. Ama evet bugün... Yani şu an doğruyu söylemem gerekirse... Sınıfa girip ders vermekten çok... Bir öğrencimle birebir konuşmayı arzuluyorum. Çünkü konuşabilsek aramızdaki bütün sorunu çözeceğiz biliyorum. Size engel olan kim? O.
Hallettik efendim. Güzel. Şimdi bunu oraya götür. Affedersiniz. Haddimi aşmazsam bir şey sorabilir miyim? Kim bu çocuklar? Sizin için neden bu kadar önemliler? Haklısın. Haddini aştın. Affedersiniz. Yok. Benim bu plastik olayını kesin çözmem lazım. Merhaba Eda. En sevdiğim bisküvilerden. Biliyor musun? Hayranım senin şu şeyine. Bastona. Mustona. Postuna. Pardon ya şey, Bustona. Neyime? Bustona. O ne demek ya? İnce, beğeni, zevk. Yani her zaman ince bir zevkim var anlamında söyledim. Sağ ol. Ne zaman seninle bir araya gelsek. Entegre olmuş hissiyatla kapılıyorum Eda. Yani öyle bir halet ruhi içine giriyorum ki. Böyle çay ve şeker misal. Sen ve ben. Bir nevi entegrasyon hali. Ya ne diyorsun anlamıyorum. Ya galagori yapmaya çalışıyorum canım. Galagori derken? Yani galagori değil ya. Alegori olacak Eda. Pardon ya yallah. Biraz egzajere ettim galiba. Aslında ben burada mübalağa da diyebilirdim ama. Egzajerasyon daha entelektüel bir söylem biliyor musun? O yüzden yani. Yadigar, hasta falan mısın sen? Evet, sana ağır hastayım. Şey yani, şimdi entelektüel bir açıdan bakmak gerekirse... Sen o açıdan bakmaya devam et, benim biraz işim var. Güzel bir tesadüf. Şu an her şey çok spontane gelişti değil mi her şeye de? Ya evet. Bak bu Yadigar seni rahatsız ediyorsa onu hemen ekarte edebilirim. Yok bir şey yapmana gerek yok. Hayır ona karşı her zaman zorlaşist bir tavrım olmuştur. İnsan Yadigar'la arkadaşlarından bir zoologdan farklı yaklaşabilir mi? Hiç sanmıyorum. Zoolog hayvan bilimci demek oluyor bu arada. Malumat paraşlık yapmak istemem ama... Malumat paraşlık derken? Malumat fırışlık olacaktı, pardon ya. Yani malumat fırışlık olmazsa sana karşı egosantrik yönsemelerime egemen olmakta handikaplarımın bulunduğunu... Ulan ne zor şeymiş şu entelektüellik. Ya ne diyorsunuz anlamıyorum ya. Bugün sende de Yadigar'da da var bir şeyler ama çözemedim yani. Ama dur, ama... Open your textbooks, please. Exercise number 5. We will fill in the blanks. Let's start with Büşra. Yes, Büşra. Continue, please. Yes, Büşra. Cevap vermeyeceğim. Why? Şuraya bak. Canım istemiyor. Anlamadım. Canım istemiyor dedim. Vay 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 vay. Vay. Seni burada bulacağımı biliyordum. Sen de mutlaka okumalısın. Okurum. Yalnız mutlaka yanında bir Osmanlıca sözlük bulundurmalısın. Konuşmamız lazım. Tabii. Barış. Söyle Gamze.
Söyle. İçinde her daim fırtınalar kopan güzel kız. Söyle. Sustukça gözleri... Gözleri susunca yüreği konuşan ürkek prenses. Söyle. Dinliyorum. Zilcan'la. Geç kalmadan gidelim hadi. Ama bir şey söyleyecektin, seni dinliyorum. Acelesi yok canım. Bir problem mi var? Hayır. Dersten sonra konuşuruz. Oktay. Ne oldu ya? Beğenmediniz mi yoksa hediyemizi? Beğenmedim derlerse çok darılırım abi. Tabii be abi. Çocuk o kadar uğraştı ya. Vallahi. Başka zaman diğer çalışmalarını da görmek isteriz Ali. Daha yaratıcı, çarpıcı. Hay hay. Siz istedikten sonra. Şakadan anlayana. Canımız feda. Her zaman bekleriz. Coğrafyamızın yedi güzelleri. Arkadaşlar, kantinde plastik bardak yerine kağıt bardak kullanılması için imza topluyorum. Size destek vermek ister misiniz? Vermez miyiz ya? Hemen atalım Caniko. Başka bir imza falan lazım olursa ben buradayım. Yeter bir tane Yadigar. Bilmeyin lan. Oktay, sen de imza atsana ya benim için. Ver bakalım, ben de imza alayım. Ya sen de başımıza bela oldun ya. Git küresel ısınma için eylem yap. Nükleer santrallere dur de. Ne işin var tabakla bardakla? Bu da çok önemli bir konu ama. Bu bardaklar sağlıklı değil. Ya kardeşim sen olur dündar mısın? Hem de bunlar maliyeti artırır. Tabii bu çaya kahveye fondöre da yansır. Bundan da haberiniz olsun. Hiç önemli değil. Nasıl önemli değil ya? Benim için önemli kardeşim. Ben işte alır tüketiciyim. Ulan benim. Sen var ya ağır terbiyesizsin ha. İmzalasana lan eylem kırıcı. Kız hepimiz için uğraşıyor burada. Hadi imzala lan. Hadi hadi. Hadi. Rifo hadi abicim sen de fazla uzatma. Yengen rahat rahat toplasın imzasını. Aa ne ilgisi be salak şey. Ne oldu? Ya aktivistler biraz sinirli oluyor biliyor musun? Ondan yani. Arkadaşlar siz de bir imza atmak ister misiniz? İstersen 500 tane atarım. Sen iste yeter. Biz imzalamıyoruz küçük hanım. Aa neden? Bu sizi de ilgilendiriyor. Hiç sanmıyorum. Ama abi Eda'nın niyetini bana anlatma Ali. Kendin imzalayacaksan imzala. Kusura bakma Eda. Arkadaşlık işte. Anlarsın. Anca beraber kanca beraber. Keşke yanlışlara karşı da beraber olsanız. Niye imzalamıyorsunuz lan? Sana ne? Lan. Spalar bir yarar dokunur diye korkmuştur abi. Başka ne olur diye. Yararını dokunuyor. İmzalamayın yoksa spar bakmasın. Hadi be. Hey. Yine ne oluyor çocuklar? Eda kantinde plastik bardak yerine kağıt bardak kullanılması için imza topluyordu. Sizler imzaladınız ama Saffet'in takımı imzalamadı. Öyle mi? Hmm. Aynen öyle. Gerçekten böyle bir değişiklik istemediğiniz için mi imzalamıyorsunuz? Evet. Bence değil. Sırf Oktaylar imzaladı diye imzalamıyorsunuz değil mi? Bütün sebep bu. İnatlaşma. Onların akdedine kara demek. Ne alakası var hocam? Bizimkisi tamamen demokratik bir tavır. Hocam biz kağıt sevmiyoruz. Yani çay keyfi yüzünden ormanlarımızı katletmeyelim ama değil mi? Bak bir de dalga geçiyor ya. Peki siz farklı mısınız? Hayır. İmzayı önce onlar atmış olsaydı bu kez siz imzalamayacaktınız. Demokratik tavrınızı koyacaktınız. Aynı doğruları savunmak yerine birbirinize muhalefet ediyorsunuz. Farkında mısınız? Biz aynı doğruları savunamayız hocam. Mümkün değil. Emin misiniz? Peki tamam. Demokratik tavır ricam. Aynı doğruları savunabileceğinizi size kanıtlayacağım. Bana hak vereceksiniz. Aa Büşra, imza atarsanız. Büşra! Büşra bekler misin? Büşra. Benden kaçma lütfen. Konuşmamız gerekiyor. Ne konuşacağız ki? Beni reddettin işte. İstemedim. Dışarı çıkar mısın lütfen? Büşra. Hocam ben sonra sizin yanınıza gelirim. Söz veriyor musun?
hocam. Bu münazara da nereden çıktı hocam? Niye biz? Bu okulda sizden daha iyi münazara yapacak hiç kimseyi tanımıyorum da ondan. Birbirinizin her dediğine, her yaptığına karşı çıkıyorsunuz. Münazarada çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Biz bunlarla aynı sınıfta değiliz ki. Böyle bir zorunluluk yok. Sonuçta hepinizin derslerine ben giriyorum. Münazara yapacağım salonda her iki sınıfın öğrencilerinin önünde tartışacaksınız. Ya olur mu böyle şey? Biz bunu kabul etmiyoruz hocam. Biz de. Niye? Eğer birbirinizi yenmek istiyorsanız işte size fırsat. Birbirinizi yumruklarınızla değil, zekanızla yenin. Horozlar gibi kaba gücünüz değil, zekalarınızı yarıştırın. İnsana yakışan asıl güç zekadır. İnsanları ancak zekanızla yenebilir, fethedebilirsiniz. Kaba güçle kimseyi yenemezsiniz. Birini yenseniz bile iki kişi gelip canınıza okurlar. İkisini de yenerseniz 5, 10 ya da 20 kişi gelebilirler. Ne kadar güçlü olursanız olun, 10 ya da 20 kişiden daha güçlü olamazsınız. Orası doğru. Ama zekanızı geliştirirseniz sayıların hiçbir önemi yok. 100 bin ya da 100 milyon kişiyi yenebilir, fethedebilirsiniz. Satrançtaki doğru hamleleri 100 milyon kişiden daha doğru saptayabilir, 100 milyon kişinin ulaşamadığı fizik formüllerine ulaşabilir, İnsanların daha önce bilmediği buluşlar yapabilir, seçtiğiniz her alanda yaratıcı olabilirsiniz. Her alanda? Evet. Bill Gates'i düşünün. Vaktini sizin gibi düşman kazanmak ve düşmanlığı sürdürmek için harcasaydı, her karşılaştığında boğaz boğaza geldiği düşmanlar edinmekle gurur duysaydı, birilerini dövmeyi erkekliğin şanından saysaydı, bugün olduğu yerde olabilir miydi dersin sen? Bill Gates herhalde yumruklarının gücüyle değil, zekasının gücüyle dünyanın en zengin adamı oldu. Onu yumruklarıyla övünen bir zavallı olarak hayal edebiliyor musunuz? He? Zaffet. Buyur hocam. Kendini Oktay kadar zeki bulma. Hocam, ben bu küçük nutuklarla gaza gelmeyecek kadar zekiyim. Ben de. Ben deymiş. Zekiysen kopya çekme. Kendi cevabını versene. Pekala hocam. Ben bu münazara önerisini kabul ediyorum. Eğer Saffet'in yüreği yetiyorsa, eğer kaçmıyorsa ben varım. Onu iki sınıfın önünde tuşa getirmek hoş olacak. Ne dersin Saffet? Yüreğin yetiyor mu? Siz kazandınız hocam. Peki ya sizler? Ben varım hocam. Bazı zır cahillerin foyasını ortaya çıkarmak ağır eğlenceli olacak. Lan Guguk, sen ne zamandan beri cahilleri beğenmez oldun? Daha düne kadar yamyamlar gibi Tarzan Türkçesiyle konuşmuyor muydun? Siz bana izin vermek, ben eve erken gitmek, geç gidince babam dövmek diye bakbaklayıp durmuyor muydun? Hepimiz varız hocam. Tarzan kimmiş, yamyam kimmiş göstereceğiz onlara. 4'üne de 14'üne de gider. Katılalım abi, ne olacak? Her zamanki gibi biz bunları yeriz. Doğru doğru. Yermiş. Heriflere yam yam dedin, havaya girdiler. Dikkat et de miden oturmayalım ciciğim. Oturmaz oturmaz. Pekala tamam tamam tamam. Bırakın tartışmayı. Ben sizin için bir konu belirledim. Başarı için çalışmak mı yoksa şans mı gerekir? Bunlardan birinde şans, birinde çalışmak var. Hadi bakalım, seçin. Sen seç. Yok, sen seç. Sen misafirsin, buyur. Kırmayayım seni böyle. Çalışmak. Abi, senin çıktı bir baksana. Bariz kazma. Oğlum ben sizi denemek için öyle söyledim. Allah Allah. Allah Allah.
Şu battaniyeyi de ver. Çok üşüyorum abi. Bu ne lan? Aşağıdaki adreste bulunan eve aittir. Evin bir yıllık kirası ve tüm masrafları ödenmiştir. Güle güle otur. E yok artık. Kafa buluyorsun. Harbiden aynen okudukların yazıyor. Abi kamera şakası falan mı ya? Ben de anlamadım. Yap. Bayram diye, seyran diye bu gizemli arkadaş bizi niye öpüyor? Gidip baksana ki şöyle. Abi ben de merak ettim ya. Ya oğlum gitmesine gidelim de ben tırstım onu söyleyeyim. Hayır, bunun altından kesin bir çapanol çıkacak. Kimse bu kadar melek olamaz. Ayrıca dünyanın cennet olmadığını çoktan öğrendim. Abi adam çok hasta ya. Biraz ondandır. Hah, eline sağlık Melahat. Sağ ol Nihat. Hastaneye geleceğim de bana yardımcı olur musun diyecektim. Yarın anlatırım Sahil'cim, sağ ol. Canım, kiminle konuşuyorsun? Sahil'le konuşuyorum. Çoktandır uğramıyorsun da gelsene falan diyorum. Abi inanamıyorum. Şahane ev ya. Beyler. Bir mektup daha var. Ne diyor? Neymiş abi? Hoş geldiniz. Burası bundan sonra sizin eviniz. Ne güzel. Ne oluyoruz ya? Bu melekler biraz fazla abartmadı mı? Yok yok, iyidir iyi. Abi bu akşam şahane bir uyku çekeriz değil mi abi? Lan bu karemun. Bakıyorum hemen ortama uyum sağladın. Abi bozma keyfimizi işte ya. O soğuk havada basından sonra burası cennet gibi geliyor insana. Allah! Bak vallahi öksürüğüm bile geçti be abi. Lan manyak. Büşra. Artık hiç bizimle oturmuyor. Ya gel biraz birlikte vakit geçirelim. İstemez. Ben içeride daha iyi. Burası acaba kızım? Bas bayan cevap işte. Son zamanlarda yüzüne basık. Bir derdin mi var kızım? Ne oldu?
Şimdi ilgili babayı mı oynuyorsun? Sen ne zamandan beri benim için endişeleniyorsun ki? Büşra, terbiyesizlik yapma. Yaparsam ne olur? Döver misin? Bundan sonra kalkın çayınızı kendiniz koyun. Hizmetçiniz yok sizin burada. Büşra, ne diyorsun kızım? Anne, sen benim nasıl bir cehennemde yaşadığımı biliyor musun? Sen bu duvarlar insanın üstüne nasıl gelir biliyor musun? Bu evin içindeki sıkıntı ve melanetin, havadaki rutubet gibi her köşeyi sindiğini, perdeleri, halıları, kanepeleri kirlettiğini hissedebiliyor musun? Hayır. Senin hasta yüreğin bu evin karabasanlarını algılamaktan aciz. Ben onları tek başıma karşılamak, tek başıma yaşamak zorundayım. Bütün tuzaklara, bütün acılara tek başıma katlanmak, senin yorgun kalbin sarsılmasın diye tüm sarsıntılara tek başıma göğüs germek, hayatın bütün yükünü tek başıma taşımak zorundayım. Ama tükendim artık. Ben de etten, ben de sinirden yapıldım anne. Ben de insanım anne. Hem de zayıf bir insanım. Üstüme gelmeyin. Daha fazla yüklenmeyin. Taşıyamıyorum artık. Dayanamıyorum. Canı bir şeye sıktın herhalde. Üstüne verme. Sakinleşince konuşuruz. Kusura bakma Saadet. Sana karşı çok saygısızlık ediyor. Ama merak etme. Kulağını çekeceğim. Öttüğün lafa bak. Hepimiz genç değil miydik? Hepimiz yaptık Büşra'nın yaptığı hataları. Ben onun gençliğine veriyorum. Üzme sen kendini. Servis çok güzelmiş. Gel gel. Otur şöyle. Abi, sende bir şey var ya. Harbiden ya. Benim de dikkatimi çekti. Niye olayın tadını çıkarmıyorsun ya? Surata bak. Mahkeme duvarı gibi. Abi kurtulduk, yırttık. Şeytanın bacağını kırdık. Pelin'in çemberinden geçtik. Daha ne istiyorsun? Yüzün artık biraz gülsün Saffet abi. Hiç kum farkında değilsiniz değil mi? Sıcağı görünce pelte gibi gevşediniz. İdrakınız kayboldu. Ya anlamıyor musunuz? Kimse kimseye böyle bir iyiliği karşılıksız yapmaz. Ya bu işi yapan arkadaş delikanlı gibi çıkıp ben yaptım diyene kadar da içim rahat etmeyecek. Bana öyle geliyor ki bunu yapan her kimse önümüze çok kötü bir fatura koyacak. Oyacak bizi oyacak. Siz böyle eğlenin. Günaydın abi. Sana da. Günaydın. Günaydın. Erkencisin abi. Uyku tutmadı be birader. Ev meselesi mi? Evet. Geceden beri düşünüyorum Ali. Kim bu? Kim böyle bir iyilik yapar? Karşılığında ne ister? Ya bunlar sizi hiç düşündürmüyor mu? Bu iş yaş birader. Bu parayı evi veren her kimse bizden çok pis bir iş isteyecek. Ortaya çıkınca anlarız abi. Bir an önce ortaya çıksa da anlasak. Eve yerleşmişler efendim. Güzel. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Hı hı. Bir sıkıntısı olursa bilmek istiyorum. Elbette efendim. Merak etmeyin. Bir eşitsizlik içinde bilinmeyenin logaritması varsa
Bu tür eşitsizliklere logaritmalı eşitsizlikler denir. Örneğin, logaritma iki tabanında x eksi 1'in bir logaritma hayatımızda. 3 tabanındaki karşılığı 0'dan büyükse... Sorma birader, renklendik, şenlendik. Ya susun be, susun! Sessiz olun! Bu durumda logaritma iki tabanında Gamze, x eksi 1 büyüktür 3 üzeri 0'dan. Anlatırım canım sana. 3... Ne oldu? Ya ne konuşuyorsun kızım 2 saattir, dır. Derste miyiz, kantinde mi belli değil? Susun diye bağırıyorum burada, umrunuzda değil. Hocam, arkadaş konuşmuyordu 2 saattir. Sadece dersle ilgili bir şey söyledi, o kadar. Burada dersle ilgili bir şey söyleyecek kişi benim. Sorunuz varsa bana sorun. Hem sen avukatı mısın bu kızın? Okul burası, okul. Öğrenci olmayı öğrenin biraz. Yeter lan sırıttın. Yürü lan kantine. Sıkma canını Gamze. Zafer iyice delirdi bugünlerde. Bir şey söyleyemediğim için sıkıldı canım. Neyse ki Oktay müdahale etti. Bence sen kendini savunabilirdin. Bazen nutku tutuluyor işte insanın. O zaman bir arkadaşının destek olması iyi oluyor. Şeker kız gibi etrafına bakınma. Kendi sorunu kendin hallet diyorum. Kendine gel Özge. Neye kızdıysan git onunla uğraş. Hıncını benden çıkarma. Çıkarsam ne olur? Böyle şeker kız muhabbeti daha nereye kadar sürecek? Ne istiyorsun? Sınıfın göz bebeği. Bırak bu ayakları. Şşş. Aa. Ne oluyor kızım burada? Kendine gel Özge. Ne oldu? Niye hırlaştınız? Ne bileyim. Anlamadım ki. Sınıftan çıktım. Bir anda saldırdı. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim. Şaşırdım. Ya millet, bir tane de Guinness Rekorlar kitabı bulalım bence. Orada da acayip şans hikayeleri var. Şş, kızıl ötesi. Ha. Rekorlara da bak evet, bilgisayardan. Evet, Rıza hemen bakıyorum abicim. Beyler, dikkatimizi dağıtmayalım. Çalışalım ve bitirelim şunların işini. Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında, var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Sana. Ya seni hiç böyle görmemiştim. Bak ben de ağlayacağım valla. Ne olur ağlama. (Gülüyor)
mu? Ağladı mı? Veya sana sarıldı mı? Herhangi birine söylersen ben de senin suratını dağıtırım ona göre. Yok yok, söylemem. Hele bir kere daha sarılırsan kesin söylemem. Ya sen ne yapışık bir adamsın ya. Etiket. Bak, lütfen bırak artık peşimi. Sen beni unut, ben de seni, tamam mı? Olur mu yavrucuğum? Bazı şeyler kolayca unutulmaz. O günleri sana da hatırlatacak bazı şeyler gönderdim. Mail adresine bak istersen. Ne demek istiyorsun? Sen bir kontrol et maillerini, sonra konuşalım. Hadi bebeğim, bekliyorum telefonunu. Öptüm. Düşündün mü? Bu fotoğraflarla Facebook'ta senin adına grup açsam ne güzel. Tekrar bir düşün istersen. Neredesin sen ya? Yok bir şey, maillerimi kontrol ediyordum. Ne bu halin? Sibel, var sende bir şeyler. Heyecanlanmışsın sen. Hayır, münazaraya çıkacak olan benim. Benim heyecan yapmam lazım. Sen yapıyorsun heyecanı. Aşkım. Seni çok seviyorum İbo. Asla kaybetmek istemiyorum. Hayda. Niye kaybedeceksin ki beni? Hem ne olursa olsun bırakmam ben seni. O kadar kolay kurtulamazsın benden. Annem hasta olduğunu söyleyince merak ettim ben de. Yok canım. Hasta değilim. Biraz halsizim, o kadar. Annenin abartısı işte. Boğazın mı abi? Sen baksana ne var şurada. Gel. Bize gibi bir şey. Ağrından? Yok. Kendiliğinden iner o. Ya bizesi herhalde. Belli olmaz baba. Bir doktora git. Sen şimdi bunu annenin Oktay'a söyleme. Boşuna telaş yapmasınlar, tamam mı? Dur ben şunu bir daha bakayım. Başarı getiren şanstır fikrini savunacağız. Halimize bak. Köprü altında çalışıyoruz ya. Ne yani? Bizden başarı çıkmaz mı diyorsun? Her şey şansa bakıyorsa çıkmaz gibi gözüküyor. Ya beyler, Özge gelmeyecek herhalde. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Abi bugün biraz fazla olmadı mı? Böyle Özge'yi ittirmen falan. O da Gamze'ye bulaşmasın bir daha. Zaten öğrenmiştir. Neyse oğlum. Biz konumuza geri dönelim. İddiamız şu. Hadi be. Ne oldu lan? Ya şu iddia olayına bakmayı unuttum ya. Ya işte başarıda önemli olan şans ya bizim konumuz. Ne diyor oğlum bu? Bilmem. Ne diyorsun lan sen? Ya sayısal loto ve piyango kazananlarıyla ilgili bir iki not hazırlamıştım. İddiayı unutmuşum ben. Ulan Allah kahretmesin seni be. Bize ne oğlum sayısal lotodan, piyangodan? Ne var abicim? O da bir başarı işte. Hem direkt şansa bağlı. Araştırdım. Adamların çoğu paraları bulunca işmiş kurmuşlar. Başarılı olmuşlar valla. Doğru diyor lan minik. Neyse, en azından sayısal loto ve milli piyango notları elimizde. Neyse beyler. Muhabbete değil, çalışmaya geldik. Hadi.
Herkes döksün etiğindekileri. Hadi, hadi. Kesin. Keşke şansı alsaydık be abi. O kadar şanslı değiliz demek ki. İşinize bakın. Çalışın biraz. Şu herifleri kendi sınıfının önünde mat etmek ne kadar zevkli olacak bir düşünsenize. Abi, konuşmaya rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir lafıyla başlasam olur mu? Ne demiş abi? Çalışma, çalışma, çalışma. Daha iyi örnekler bulursunuz oğlum. Bak, bak bak abi, Rus tiyatro yazarı Anton Çehov ne güzel söylemiş. Bizi çalışmak kurtarıyor. Doğru demiş. Yani boş oturup beklemek yerine hayatta ayakta durmak şanslı olmaz. Sayısal odadan para çıkması bekleri hiç olmaz. Varoluş artık çalışmaktan geçiyor. Bütün mesele çalışmak ya da çalışmamak. Çalışmamak eşittir yok oluş, o da eşittir hiç şansının kalmaması. Böyle örnekler bulalım abi. Bunu destekleyecek örnekler. Hadi. Hadi yapalım biz. Barış, sakın söylediklerimi kesme. Sonuna kadar dinle. Seninle güzel, dolu zamanlar yaşıyorum. Ama bir yandan da içimde sürekli beni senden uzaklaştıran, dur diyen biri daha var. Senin yanındayken ben kendim olamıyorum. Sadece akışına bırakıyorum her şeyi. Sus. Seviyorum seni ama aşkla filizlenen bir sevgi değil bu. Beni ateşleyen, arzulandıran, iliklerime kadar titreten bir sevgi değil bu. Seni de yıpratmak ve yaralamak istemiyorum. Gelgitlerimle boğulmanı istemiyorum. Ayrılmak istiyorum. Hatırlatacak küçük bir hatıra. Bana evet dediğinde sana ömür boyu aşka bağlanacağım bir yolun kapısını açacaksın Gamze. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sağ ol Fırat. Vay ne güzel yüzük ya. Hele Gamze için mi? Evet ona sözlenme teklif edeceğim. Ya bugün. Öyle mi? Tebrik ederim. Bak sakın sürpriz bulacak bir şey kaçırma ağzından tamam mı? Yok canım merak etme. Bugün ayrılmak istediğimi söyleyeceğim Barış. Çok uzadı artık. Bence bir an önce söylemeliyiz. Çok heyecanlı. Ya birader, ne olacak? 6'ya 4 olsaydık. Özge de gelseydi ya sahneye. Oğlum, hem kural öyle, hem de sonra siz fazlaydınız diye zırlar bu işler. O da doğru ya. Hemen ağlarlar. Seninle mutlaka konuşmam lazım. Benim de. Münazaradan sonra konuşuruz o zaman, tamam mı? Evet arkadaşlar, münazaramız başlamak üzere. Bu münazaranın konusu, başarı için çalışmak mı, yoksa şans mı daha önemlidir? İki grubumuzdan biri, yani Oktay ve arkadaşları, şansın daha önemli olduğunu, Safet ve arkadaşları ise çalışmanın daha önemli olduğunu anlatmaya çalışacaklar size. Evet, şimdi birinci gruptan başlayalım öyleyse. Buyurun çocuklar, söz sizde. Sağ olun hocam. Arkadaşlar, ben size şans eseri yapılmış bazı büyük bilimsel buluşlardan bahsedeceğim. Örneğin, yüzyılımızın en büyük buluşlarından biri olarak kabul edilen penisilin, Alexander Fleming tarafından 1928 yılında şans eseri ve
bir tesadüf sonucu bulunmuştur. Şöyle ki, Fleming bir deney üzerinde çalışırken muhtemelen laboratuvarın karşısındaki bardan uçup gelen bir küf mikroskoptaki lamın üzerine konmuştur. O sırada Fleming lam üzerinde zararlı bir bakteri türü olan stafilokokları inceliyordu. Dikkatsiz bir bilim adamı bu küfü büyük olasılıkla önünden uzaklaştırırdı. Ama o küfü bakteri üzerindeki etkisini görmek istedi. Sonuç hayret vericiydi. Arkadaşıma katılıyorum. Oktay'ın da dediği gibi şans çok önemlidir. Bu kazmanın duruşuna bakınca aklıma geldi. Bizim bir Ertuğrul abi var. Geçenlerde birlikte gezerken Ertuğrul abi yerde bir cüzdan buldu. Bir de baktı içi para dolu. Şimdi cüzdanı niye ben bulmadım da o buldu? Çünkü adam şanslı. Şanslı olduğu için de benim bir yılda çalışarak ancak kazanacağım parayı bir saniyede kazandı. Bu mu yani başarı? Sorarım size. Ferhat Şirinçin dağları yarmasaydı, yani 20 yıl boyunca taş kırmayı göze alsaydı, Şirin'in kalbini kazanabilir miydi? Bir kızın gönlünü kazanmak için bile it gibi çalışmak gerek. Ne diyor lan bu çocuk? Konuşuyor işte, boş ver. Peki, yer çekimi şans eseri bulunmadı mı? Ha? Hepiniz biliyorsunuz. Newton'un kafasına elma düşmeseydi, dünyada hiçbirimiz yer çekimi diye bir şey olduğunu öğrenemeyecektik. Hadi lan canım. Öyle şey mi olur? Ne demişler? İş olmadan aş olmaz. Çalışmayan aç kalır. Çünkü şans denen şey karın doyurmaz. Misal, ekmeğin arasına kaşar yerine şans koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Peki, Okay Temiz gibi bir müzisyen var mı? Adam müziğe yıllarını vermiş. Ama iki şarkı öğrenen bir manken, şans eseri yani bir anda Okay Temiz'den daha meşhur ve daha zengin olabiliyor. Bravo abi, helal! Ne kadar şanslı olursanız olun, bir Sultanahmet Camii'ni ya da Çin Seddi'ni şansla inşa edebilir misiniz? Ha? Suç ve Ceza'yı şansla yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Herkes bilir. Top yuvarlaktır derler. Peki neden derler? Çünkü futbol bile bir şans işidir. Bazen Beşiktaş, bazen Cimbom, bazen de Fener yener. Kısacası şanslı tutan kazanır. O yüzden Spor Toto bir şans oyunudur. Evet, Saffet, sıra sende, seni dinliyoruz. Şimdi size bir adamın hayat öyküsünü anlatacağım. 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. 8 yaşındayken okuldan alındı ve köyde yaşamaya başladı. 25 yaşında sürgüne gönderildi. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman işgalinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir düşmanların eline geçti. 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı. Ve 39 yaşına geldiğinde idam cezasına çarptırılmış bir adamdı. Baktığınızda pek de şanslı görünmüyor değil mi? Zaten onu tüm bu zorluklardan kurtaran ve büyük bir ülkenin lideri yapan şey şansı değil, yılmadan çalışmasıydı. Peki kimdi bu adam? Mustafa Kemal Atatürk. Haksızlık mı birader? Adam damardan giriyor. Evet. Her iki grubumuzda gördüğünüz gibi gayet iyi hazırlanmışlar değil mi? Verdikleri tüm bilgiler için teşekkür ediyoruz. Peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Konuları değiştirelim. Ne diyorsunuz ya? Hocam yapmayın, gözünü seveyim, çalışmadık ya.
Var doktor bey? Ciddi bir şey mi? Bilmiyorum şu an. Birkaç tetkik daha isteyeceğim sizden. En azından bir tahmininiz yok mu? Yani ciddi mi değil mi bilmek istiyorum. Sizden istediğim tetkikleri yaptırın, ondan sonra konuşalım. Oktay'ın dediğine aynen katılıyorum. Çalışmak çok önemlidir. Ertuğrul abi parayı buldu. Ama neden buldu? Sadece şans mı? Hayır. Ben havaya bakarak böyle aval aval yürürken Ertuğrul abi başı neymiş yere bakıyordu, araştırarak yürüyordu. Peki niye araştırıyordu? Acaba bir cüzdan bulur muyum diye araştırıyordu. Yani adam yolda yürürken bile çalışıyordu. Bravo! Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ferhat itki bir çalışıp dağları yardı ama Şirin'e kavuşamadı ki. Kızın yalnızca gönlünü kazandı. Ama kızı kazanamadı. Kızı kazanmak için şans gerekiyordu. Zavallı Ferhat şansı doğmamıştı ve herhalde pek de yakışıklı değildi. Yakışıklı doğanlar şanslıdır. Kızları hep onlar kazanır. Evet. Gerçi Newton'un kafasına elma şans eseri düşmüştü. Ama sorarım size, Newton'a gelinceye kadar yüz binlerce insanın kafasına milyonlarca elma düşmedi mi? Ha? Onlar niye bulamadılar yer çekimini? Bulamadılar. Çünkü hazır değildiler. Newton ise hazırdı. O buna çok çalışmıştı. Bu konuşmaya bu kadar mı alkış? Hadi alkış. Gerçi ekmek arasına şans koyamazsınız ama şansınız varsa kumarda kazanıp kaşarı tekerleğiyle birlikte satın alabilirsiniz. Yok deme. Tamam. Mankenler daha şanslı olabilir ama kalıcı olan kim? Okay temiz. Niçin? Çünkü çalışmış adam. Yıllarca emek vermiş. Tamam. Suç ve cezayı şansla yazamazsınız. Çin sedirin şansla inşa edemezsiniz. Peki bunları yapabilmek için sadece emek yeterli mi? Yetenek de gerekmiyor mu? Peki kimler yetenekli doğuyor? Sadece şanslı olanlar. Evet, tamam. Futbol bir şans oyunudur. Ama şans yalnızca eşit olanlar arasında geçerlidir. Şimdi bir mahalle takımının Fener ya da Cimbom karşısında şans tutabilir mi? Top ne kadar yuvarlak olursa olsun, maç isterse 10 saat sürsün. Bir mahalle takımı Fener ya da Cimbom'a tek gol bile atamaz. Peki neden? Çünkü Fener ya da Cimbom'daki oyuncuların mazisinde yılların birikimi olan ağır bir emek ve çalışma vardır. Bravo abi! Bravo, bravo birader, bravo. Evet. Bravo arkadaşlar. Her iki grupta gayet başarılıydı değil mi? Ha? Bir alkış hadi. Bravo! Bravo Kemal Hoca! Hatırlarsanız sizin birbirinize karşı körü körüne muhalefet ettiğinizi, halbuki aynı doğruları savunabileceğinizi söylemiştim. Ama o zaman kabul etmemiştiniz. Ama işte az önce konuları değiştirdiğinde muhalefet ettiğiniz konuyu hararetle savundunuz. Yani beni haklı çıkardınız. Münazara bu anlamda sizler için güzel bir örnek oldu. Ve tabii ki sizler için de. O yüzden bugünün kazananı benim. Ne var lan Şirek? Artık Gamze ya. Bence Barış'a bir an önce söylemen lazım. Haklısın. Bugün konuşacağım. Bugün. Evet bugün. Çay içer misin? Olur.
İki çay verir misin Rıfat abi? Bana da bir çay Rıfat abi. Oo, baksana şunun şeyine oğlum. Oğlum ben sana dedim. Barış'la konuştun mu? Daha değil. İyi. Bir an önce konuş. Sonra beni bul. Seninle konuşmamız gerekiyor. Ne konuda konuşacağız? Bence biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Ben de Duygu'yla ayrılmayı düşünüyorum. Ne iş abi? Eski yengemizle barışma olayı var galiba. Size ne? Hayır yani. Bilelim de Duygu'ya çaktırmayalım diye sordu. Duygu ile bitti peki, artık. Peki onun haberi var mı? Henüz değil. Siz de üstünüze vazife olmayan işlere karışmayın. Merhaba. Gel yenge. Merhaba. Merhaba. Yeter artık, kaçtın Büşra. Seninle mutlaka konuşmalıyız. Kesinlikle. Kemal Bey, ben de tam sizi arıyordum. Geçen gün konuşmuştuk ya, arkadaşımın sergisine gidecektik. Evet evet, hatırlıyorum. Açılış bu akşam, davetiyeleri aldım. Geleceğim, sağ olun Mina Hanım. O zaman tamam, çıkışta görüşürüz. Sonuçları doktor bey? Şüphelendiğim bir şey vardı. Bu bulgular da onu destekliyor. Neymiş o? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hastalıktan kurtulma oranı çok yüksek. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Öncelikle moralinizi yüksek tutmalısınız. Eğer moralinizi bozarsanız hastalığınız ilerleyebilir. Beyler, bizi yalnız bırakır mısınız? Hadi yürüyün. Hadi. Duygu, seninle konuşmamız lazım. Barış. Merhaba. Konuşmamız lazım. Tamam. Benim de seninle konuşacaklarım var. Tamam, konuşalım. Söyleyeceklerini unutma. Ama önce şu haberimi dinle. Neymiş o? Gamze ile Barış sözleniyorlarmış. Ne güzel bir haber değil mi? Sen ne diyecektin? Yok bir şey. Hadi kalkalım. İçeri. Üşümüyorum. Hem ne yapıyorsun orada tek başına? Şuna. Şuna bak. Neymiş bakayım söyleyeceğin şey? Önce sen söyle. Ne konuşmak istiyordun benimle? Yok yok. Senin bir derdin var. Önce seni söylemen lazım. Peki. Bak Barış. Sen... Merhaba Barış. Merhaba Gamze. Tamam o zaman. Sen bu akşam gelip seni yazın alabilirsin. Bilmiyorum. Belki de kapıya. Çok iyi bir insansın. Teşekkür ederim.
Senin söyleyeceğin yok, anlaşıldı. Dayanamıyorum daha fazla. Benimle sözlenir misin? Ne? Biliyorum. Bana da biraz tuhaf geliyor sözlenmek falan ama... Çok seviyorum. Seni çok seviyorum Duşan. Ama düşündüğün anlamda değil. Düşündüğün anlamda değil. Düşündüğün anlamda değil. Seni çok seviyorum Duşan. Ama düşündüğün anlamda değil. Düşündüğün anlamda değil. Bunları söylediğine pişman olacaksın. Münazarayı kaçırdınız. Çok güzeldi. Bence bunu düzenli olarak yapmalıyız. Olur efendim, olur. Yeter ki problem çıkarmasın çocuklar. Bunlar iki gün münazara yapar, üçüncü gün kavga ederler efendim. Bakın, göreceksiniz. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda.